İnanmayacaksınız ama az önce Müzeyyen benim kulağıma bir masal daha fısıldadı. Ve her masalın arkasında olduğu gibi yine git dedi, bu masalı dedi, dünyanın bütün çocuklarını anlat dedi. Hiç Müzeyyen der de ben ona verdiğim sözde durmaz mıyım? Evet, şimdi ondan dinlediğim masalı size anlatacağım. Var mısınız? Haydi o zaman kulaklarınızı dört açın. Bir varmış bir yokmuş. Bundan seneler seneler önce güzel mi güzel bir köyde bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçi uzun mu uzun boyluymuş. Uzun olduğu kadar da zayıfmış. O kadar zayıfmış ki neredeyse kemikleri sayılıyormuş. Bir, iki, üç diye. Ama ne yaparsınız işte. Bu adam sevgisiz bir insanmış. Yüreğinde kimseye karşı bir damlacık sevgisi yokmuş. Ne eşini sever, ne çocuklarını severmiş. Hayvanları bile sevmezmiş. Tamam, inek beslermiş. Ama ineği sevdiğinden değil, sabah akşam onu sağdığı için severmiş. Evet, tavuk da severmiş. Tavuk da beslermiş. Ama sevdiği için değil. Her sabah kümese girdiğinde yumurtalıkların dolu olduğu için severmiş. Hatta bir tane keçisi bile varmış. O keçiden de süt aldığı için severmiş, biliyor musunuz? Sevgisiz mi sevgisiz bir adammış. Aman siz öyle olmayın, iyi mi çocuklar? İşte bu sevgisiz adam bir gün bahçede dolaşırken evinin yan tarafında tam kapısına yakın bir yerde bir yılan görmüş. Upuzun bir yılan. Uzun ve kara bir yılan. Adam sinirlenmiş. Allah Allah demiş. Bu yılan benim bahçemde. Hem de kapımın az ilerisinde ne arıyor ki? Ormanlar yetmedi mi? O kocaman kocaman dağlar bu yılanın nesine yetmedi? Gelmiş benim kapıma bir de. Hayır, şimdi ben ona gününü göstereceğim demiş ve eline geçirdiği çuvalın içine yılanı tıkmış. Tabii zavallı yılan başına geleceği anlamış ve Tanrısına dua etmiş. Tanrım demiş. Tanrım, ne olursun dile geleyim de şu adama derdimi anlatayım. Aslında bu yılan çok faydalıymış, biliyor musunuz çocuklar? O bahçede ne kadar zehirli, işe yaramaz ve zararlı ot varsa onları yiyor, temizliyormuş. Böylelikle adamın beslediği inekler, tavuklar, keçiler zehirlenmekten kurtuluyorlarmış. Ama adam bunun farkında değilmiş. O yüzden de yılanı öldürmeyi kafasına koymuş. Sırtlamış içinde yılanın olduğu çuvalı ve düşmüş yola. O anda yılan dile gelmiş. Ey çiftçi, sen beni öldüreceksin biliyorum. Ama benim sana zararım dokunmaz. Benim sana hep faydam dokundu bugüne kadar. Bahçendeki bütün zararlı otları, bütün işe yaramaz otları, zehirli otları ben temizledim. O yüzden senin hayvanların, ineklerin, keçilerin, tavukların rahat ettiler. Oysa şimdi sen benim yaptığım iyilikleri görmezden gelip beni öldüreceksin. Nankörsün insanoğlu, nankörsün biliyor musun? Adam umursamamış, yoluna devam etmiş. Tam bir ineğin önünden geçiyorlarmış ki, inek yılanın söylediklerine kulak misafiri olmuş ve yılanı onaylamış. Evet demiş insanoğlu, evet sen nankörsün. Ben sabah akşam sana süt veririm. Ama sütten kesildiğim zaman yaptığın şey belli, yapacağın şey belli. Beni hemen keseceksin ve hemen yiyeceksin. Nankörsün insanoğlu, nankör. Adam ineğin dediğine de kulak asmamış. Duymazdan gelmiş ve yoluna devam etmiş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş ve yolun bir yerinde kaplumbağayla karşılaşmışlar. Yılan çuvalın içinden kaplumbağaya seslenmiş. Kaplumbağa kardeş, bu nankör insan az sonra beni öldürecek. Haydi bir şeyler söyle. Onu beni öldürmekten vazgeçirecek bir şeyler olsun ama. Kaplumbağa da dile gelmiş. Ey insanoğlu demiş. Yılan sana ne kötülük yaptı? Sana hep iyiliği dokundu. Oysa ki evet sen nankörsün bilirim. Bana da yapmadığını bırakmadın.
Benim sana çok iyiliğim dokundu insanoğlu. İyiliğim dokunmasa bile zararım da dokunmadı. Ama sen ne yaptın? Bugüne kadar benim onlarca, yüzlerce yavrumu daha ufacıkken, minicikken topladın. Onların kabuklarını alıp nazar boncuğu olarak kendi çocuklarına astın. Nankörsün insanoğlu, nankör. Adam gülmüş geçmiş kaplumbağanın dediklerine ve yoluna devam etmiş. Az ileride bir ağaçla karşılaşmışlar. Yılan ağaca seslenmiş. Ey ağaç demiş, ulu ağaç, sen hepimizden çok yaşayansın. Sen insanoğlunu daha iyi tanırsın. Derken ağaç söze başlamış. Evet demiş, evet insanoğlu, sen çok nankörsün. Yaz olur, gelir benim gölgemde serinlersin, dinlenirsin. Dalıma çıkarsın, meyvemi toplarsın, karnını doyurursun. Yapraklarım dökülür, onları alır, hayvanlarına yem edersin. Ama yine de iyiliklerimi unutur, günü geldiğinde kazmayı sırtıma indiriverirsin. Ya beni sobanda yakarsın, ya da bir ormanı toptan ateşe verirsin. Nankörsün insanoğlu, nankörsün. Ağacın dediklerine de kulak asmamış çiftçi. Yoluna devam etmiş ve bir ırmağın kıyısına gelmiş. Irmağın kıyısında durmuş. Yılanın içinde olduğu çuvalı açmış, yılanı çıkartmış ve bir taşın üzerine koymuş. Kocaman bir taşmış bu. Üzerine yılanı yatırmış ve diğer eline de bir taş alarak havaya kaldırmış, kaldırmış ve yılanın kafasına pat diye indirmiş. Ama o da ne? Yılan ölmemiş. Yılana bir zarar gelmemiş. Çünkü taş o anda taşlığından vazgeçmiş ve dile gelip insanoğluyla konuşmuş. Nankörsün insanoğlu, nankörsün. Bütün doğa bir oldu, sana nankörlüğünü haykırdı ama yine de nankörlüğünden vazgeçmedin. Nankörsün ve beni kendi işine, nankörlüğüne alet edemeyeceksin insanoğlu. Sen nankör olabilirsin ama ben nankör değilim ve ben zalim bir elde taşlığımdan utanıp gerektiğinde pamuk kadar yumuşak kesilebilirim. Anlıyor musun insanoğlu? Sen nankörsün.